Peki Ali İhsan Hocam, miyom olan hastamız gebe kaldı ve doğum süresine yaklaştı. Peki bu gebelik süresinde miyomuyla beraber bebek de büyüdü, size geldiler. Peki bundan sonraki süreci nasıl takip edeceğiz? Miyom ve doğum aslında çok tartışılan bir konu. Öncelikle bizim kadın doğumcuların yani yaklaşımı şöyle. Miyomun bulunduğu yer çok önemli. Doğuma engel olmuyor olması gerekiyor. Yani doğum kanalını kapatmıyor olması gerekiyor. Bu sebeple miyomda normal doğum yaptırılır veya miyomda sezeryen yaptırılır gibi bir cümle tamamen doğru değil. Öncelikle miyomun yeri çok önemli. Eğer miyom rahim ağzına yakınsa, doğum kanalını bir şekilde kapatıyorsa, çok fazla büyümüşse ya da çocuğun eşi ve çocukla alakalı bazı problemlere sebep oluyorsa o zaman kadın doğum doktorumuz cerrah yani bu işi sonlandıracak kişi sezeryen önerebilir. Pek çok hastada bu şekilde sezeryen yapıyoruz ve hastalarımızı sağlıklı bebekleri de bir araya getirebiliyoruz. Onun dışında eğer miyom rahim dışındaysa, yani biraz önce bahsettiğim gibi subserozse, rahimin dış duvarındaysa veya saplı bir miyomsa, bebeğin veya eşin bulunduğu noktaya uzak bir bölgedeyse, hasta daha önce rahat doğumlar yapmışsa veya hastanın doğum kanalı doğum için uygunsa, normal doğum denenmesinde herhangi bir sakınca yok. Yani miyomda sezeryen olur veya miyomda mutlaka normal doğum yaptırılmalı gibi bir kural yok. Olay doktorunuzun miyomun bulunduğu yer, çocuk ve çocuğun eşinin bulunduğu pozisyonlara göre vereceği bir kararla alakalı bir durum. Ve bu karar da mutlaka çok doğru verecektir hastanın sağlığı için ve bunu uygulayacaktır. Mutlaka doktorlarına güvenmelerini istiyorum bu konuda. Bu çok önemli bir konu. Miyomu olan hastalar doğuma geldiklerinde iki doğum yöntemi de kullanılabilir. Yani normal doğum da uygulanabilir, sezeryan da uygulanabilir. Miyomun bulunduğu pozisyon, çocuğun miyomu olan pozisyonu veya çocuğun eşinin miyomu olan pozisyonu kadın doğumcunun doğum şekli belirlemesinde önemli faktörler. Eğer miyom doğum kanalını dolduruyorsa veya çocuğun doğması için gerekli mesafeyi bırakmıyorsa, doğum yolunda tıkanma meydana getiriyorsa ya da rahim iç duvarına çok yakınsa kadın doğumcu sezeryen kararı verebilir. Ya da miyomunuz rahimin dış duvarındaysa veya saplı miyom dediğimiz miyomsa ve çok büyük değilse kadın doğumcu normal doğum kararı verebilir. Bu tamamen kadın doğumcunun o an vereceği bir karar. Yani şu yok, miyomda mutlaka sezeryen yapılır veya miyomda mutlaka normal doğum yaptırılmalıdır diye bir kural yok. O doğum anında veya doğumdan önce takibiniz yapan kadın doğumcunun veya doğumunuzu yaptırtan kadın doğumcunun o an için vereceği bir karar ve bu karara uymak gerekiyor. Bu çok önemli çünkü pek çok hasta illa normal doğum istiyoruz diyorlar. Oysa miyomları doğum kanalını kapatabiliyor. Ya da bazı hastalar illa sezeryen olmamız lazım, miyomumuz var diyorlar ama aslında miyom doğumlar için engel değil. Evet. Bu kararı kadın doğumcularına bırakmalarında fayda var. Peki doğumdan sonraki süreç nasıl takip ediyor hocam? Şimdi önce şöyle bir yanlış düşünce var. Miyom doğum sırasında yani sezeryen sırasında miyom alınır. Hem sezeryen alalım hem de miyomumuzu aldıralım gibi bir düşünce var. Bu doğru değil. Sezeryen sırasında miyom ameliyatları yapılmaz. Çok şiddetli kanamalar yapar ve hastanın hayatını tehlikeye atabilirsiniz. O anda sizin uğraşmanız gereken iki insan var. Yani bebeği kurtarmanız gerekiyor ve anneyi sağlıklı bir şekilde doğum masasından kaldırmanız gerekiyor. Gebelik sırasında büyüyen miyomlar lohusalık döneminde 40. güne kadar küçülmeye devam ederler ve genellikle eski büyüklüklerine ulaşırlar tekrar. Yani gebelik sırasında çok fazla büyüdüklerinden yavaş yavaş küçülerek eski boyutlarına ulaşabilirler. Eğer bir ameliyat planlanacaksa hastanın doğum yapmasından 40 gün sonra bu düşünülmelidir. Acil olmadığı için aslında anne emzirirken bu ameliyatı yapmanın bir gereği yok. Çok acil bir ameliyat değil. Uygun zaman hasta için uygun zaman beklenerek yapılabilir. Biz zaten de 40'ından sonra da miyom kendi haline küçülmeye dönüşüyor. Tabii. Yani gebelik sırasında büyüyen miyomlar gebelikten önceki hallerine aşağı yukarı tabii mutlak değil ama gebelikten önceki hallerine dönüşüyorlar. Bu yüzden çok acele etmeye, illa sezeryen sırasında miyomu almaya çalışmaya gerek yok. Doktorları bu şekilde teşvik etmenin veya hastanın bu şekilde öneriler götürmesine gerek yok. Zaten doğru bir uygulama değil. Pek çok hekim arkadaşımız sezeryen sırasında miyom ameliyatlarını yapmıyorlar.
Çok mecbur kalındığında, belki olsa da bir kanama oluyorsa o miyom çıkartılabilir. Ama çok mecbur kalınmıyorsa sezeryan sırasında genel uygulama miyoma dokunulmadan sezeryan ameliyatının bitirmesi yönündedir.